Yoldan bağımsızlık, yoldan bağımsızlık ve kalkülüsün, kalkülüsün vektör alanları için, vektör alanları için temel teoremi diyelim. Bunu anlatmaya çalışacağız bu videoda. Oldukça önemli bir konu. Bir önceki videoda ilginç bir örnekten bahsetmiştik hatırlarsanız. Aslında o örnek ile birlikte düşünmeye başladık. Onu bir hatırlayalım ilk önce. X artı 1 virgül y gibi bir vektör alanımız varsa ve bu vektör alanı için ne yapmıştık? Şöyle bir vektör çizgi integrali yazdık. Ve bu vektör çizgi integralini şuradaki üç farklı eğri içinde çözdük. Değil mi? Hatırlarsanız. Bir böyle bir eğri için. Kötü oldu birazcık. Şöyle bir eğri için diyelim. Bir şöyle bir eğri için çözdük. Bir de aralarındaki doğru parçası için çözdük değil mi? Ve bunlar için çözdüğümüzde bu vektör çizgi integralinin aynı sonucu verdiğini gördük. Bu eğrilerin başlangıç ve bitiş noktaları aynıydı. Yani eksi 1'e 0 hatta ve 1'e 0 noktalarıydı değil mi? Ve aynı sonucu elde ettik. Hatta sonucu 2 olarak bulmuştuk hatırlarsanız bu çizgi integralini 3 farklı eğri içinde çözdüğümüz zaman. Bu durum bize şunu düşündürdü. Acaba dedik belirli vektör alanları için tanımlanan vektör çizgi integrali yoldan bağımsız mı? Yani başlangıç ve bitiş noktaları aynı olmak kaydıyla nasıl bir eğri üzerine tanımlarsak tanımlayalım aynı sonucu mu alıyoruz? Belli vektör alanları için, belli tipteki vektör alanları için. Bu enteresan bir soru. Değil mi? Enteresan bir örnek, değil mi? Bir şey fark etmemize neden olacak zaten şimdi. Bunun üzerine aslında düşünüyor olacağız. Böyle vektör alanları var mı? Varsa neler bunlar? Bunun için ilk önce yoldan bağımsızlık denen hadiseyi birazcık matematiksel olarak ifade edelim. Neyi kastediyoruz buna? Ki zaten aslında önceki videoda çözümümüz örnekte anlayabiliyoruz neyi kastettiğimiz ama biraz daha böyle düzgünce ifade edelim onu. Ne diyoruz? Eğer diyelim herhangi bir f vektör alanı F vektör alanı diyelim alanı e, aşağıdaki aşağıdaki koşulu koşulu sağlıyorsa sağlıyorsa yoldan bu vektör alanına yoldan bağımsızdır denir yoldan bağımsızdır bu vektör alanı peki bu koşulu nasıl yazabiliriz şöyle bu vektör alanı için tanımlanmış şu çizgi integrali C gibi bir eğri üzerine de tanımlansa, D gibi bir eğri üzerine de tanımlansa eşit oluyor bunlar. Aynı sonucu elde ediyoruz. Tabii ki C ve D, değil mi? C ve D başlangıç ve bitiş noktaları, bitiş noktaları aynı olan eğriler olmak kaydıyla. Noktaları aynı olan herhangi herhangi eğriler, değil mi? olmak kaydıyla. Ne, ne, ne demek bu başlangıç ve bitiş noktaları? Mesela şöyle başlangıç ve bitiş noktaları varsa belki C eğrisi şöyle bir eğri olabilir. Böyle bir eğridir. Belki D eğrisi de şöyle bir eğridir değil mi? Bu eğrilerin nasıl gözüktüğü sonucu değiştirmiyorsa eğer değil mi? Sadece başlangıç ve bitiş noktalarına bağlıysa bu integralin sonucu. Bu vektör alanı Yoldan bağımsızdır denir. Tabii ki e, herhangi başka bir eğri de olabilir değil mi? Hiç fark etmez. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Hep aynı sonucu verecektir vektör çizgi integralinin sonucu. Eğrinin şeklinden bağımsız. Sadece başlangıç ve bitiş noktalarına bağlı integralin sonucu. Bu durumda bu vektör alanlarına, bu tipteki vektör alanlarına yoldan bağımsızdır denir. Peki bunun ne olduğu belli. Ancak soru şu... Bu vektör alanlarıyla nerede karşılaşacağım ben? Sanki nadiren karşılaşırmışım gibi gözüküyor değil mi? Nerede olacak? Yani anca işte bir önceki örnekte böyle bir vektör ile karşılaştık ama her dakika karşılaşmayız gibi duruyor değil mi? Ama burada işte çarpıcı bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Gradyan alanları, gradyan alanları diyeceğiz. Her zaman, her zaman yoldan bağımsızdır yoldan bağımsızdır. İşte zaten bu kalkülüsün vektör alanları için temel teoremi. İşte, yani temel teoreminin sonucu bu işte. Vektör gradyan alanları her zaman yoldan bağımsızdır. Basit bir cümle gibi duruyor ama aslında çarpıcı ve müthiş bir gerçek bu ve birçok sonucu var, birçok kullanım yeri var fizikte vesaire. Onlardan da kısaca bahsediyor olacağız ileride. Peki bu yargıya nasıl varıyoruz? Şimdi onu anlatmaya çalışalım. Tabi bu anlattığımız şeyde ne olacak? E, kalkülüsün, kalkülüsün diyelim vektör alanları için, vektör alanları için temel teoremi olacak zaten bu da. Temel teoremi. Gradyan alanları her zaman yoldan bağımsızdır. Ne demek bu? Yani F, tabi kalkülüsün ilk önce vektör alanları için temel teoremi bir yazalım sonra da kanıtlayacağız, üzerine düşüneceğiz Tabii ki. Eğer F vektör alanı herhangi bir fonksiyonun, çok değişken fonksiyonun gradyanı olarak düşünülebiliyorsa ya da başka bir deyişle gradyanı bu F vektör alanını verecek bir F fonksiyonu varsa, değil mi? Bir F bulunabiliyorsa diyelim. Bulunabiliyorsa, varsa ya da işte neyse, bulunabiliyorsa bu durumda bu e, vektör alanı için tanımlanmış Herhangi bir vektör çizgi integrali yoldan bağımsızdır. Yani e, bu e, bu ne diyelim bu vektör çizgi integrali'nin sonucu bu bulabileceğimiz f'ye f'nin değil mi? E, bu bulabileceğimiz f'yi verir aslında. Ve daha sonra bu integralin sonucunu bulmak için de e, ne yaparız? Sınırları yazıp birbirinden çıkarırız. Yani c eğrisinin c eğrisinin bitiş noktası bitiş noktası ve C eğrisinin başlangıç noktası aralığında bu F ne diyelim fonksiyonu değerlendirdiğimizde direkt olarak çözüme ulaşırız. Yani bir başka de işte buradaki integral C eğrisinin nasıl bir şey olduğundan bağımsızdır. Sadece başlangıç ve bitiş noktası ile ilgilenir. ilgilidir diyebiliriz. İşte bu yazdığımız şey kalkülüsün vektör alanlar için Temel teoremi oluyor olacak ve de e, anlamı da gradyan alanları gradyan alanları her zaman yoldan bağımsızdır demek oluyor olacak yoldan bağımsızdır değil mi f vektör alanı gradyan olarak herhangi bir fonksiyon gradyan olarak düşünebiliyor düşünülebiliyorsa yani bir gradyan alanı ise yoldan bağımsızdır. Sadece başlangıç ve bitiş noktalarına bağlıdır C eğrisini. Peki nasıl kanıtlayacağız bunu? Değil mi? Kanıtını da yapalım. Kanıt diyelim. Şu yargıya nereden vardık? Şöyle yazalım. C F vektör alanı nokta çarpım ds. Bu vektör çizgi integrali. Eğer ki F vektör alanı bir gradyan alanı olarak düşünebilecekse, değil mi? Şu şekilde yazılabilir, gradyan F, değil mi? küçük f fonksiyonun gradyanı olarak yazılabilir. Onun da, dolayısıyla yerine bunu da yazabilirim. Nokta çarpım dS. Peki normalde integrali çözerken ne yapıyorduk? Vektör çizgi integrallerini parametrize ediyorduk, değil mi? O formatta yazıyorduk. Yine aynısını, aynısını yapalım. A ile B gibi bir aralıkta gradyan f fonksiyonun içerisine ne yapıyorduk? Bir vektör değerli fonksiyonu yazıyorduk değil mi? Ee, yani eğriyi bu c eğrisini parametrize ettiğimiz hali yazıyorduk değil mi? Çözerken ve ne yapıyorduk? Nokta çarpım diyorduk. Bu vektör değerli fonksiyonun türeviyle nokta çarpımını yapıyorduk. dt yapıyorduk ve böyle çözüyorduk normalde integral değil mi? Gradyan formatında da yaz, yazdım. Yani bu vektör için bir fonksiyon gradyanı olarak görebildiğimize göre bu formatta da yazabilirim. Peki böyle yazdığımda bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Buradaki integralin içerisine bir dikkat edersek eğer, şuraya bir daha yazayım onu. Bir yerden sanki tanıdık geliyor bu değil mi? Bir yerlerden tanıyoruz bu ifadeyi. Nereden tanıyoruz acaba? Nereden tanıyoruz? Çok değişkenli zincir kuralını hatırlıyor muyuz? Çok değişkenli Zincir kuralı, bunu anlatmıştık bayağı üzerinde de durmuştuk değil mi? Önemli bir şey bu normalde. E, neydi? E, şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Eğer e, bir çok değişkenli fonksiyonun e, fonksiyonla diyelim bir vektör değerli fonksiyonun bileşiminin türevini düşünürsek bunu nasıl bulabiliyorduk hatırlarsanız. Ne yapıyorduk? Çok değişkenli fonksiyon için uygun türev konsepti olan gradyanla, değil mi? Bu fonksiyonun gradyanıyla içteki vektör değerli fonksiyonun türevini skaler nokta çarpımını yapıyorduk, değil mi? Yani bu çok değişkenli zincir kuralı şuraya yazdığım şey, daha önceden anlattığımız şey. E bakın, e, buradaki ifadeyle şuradaki ifade aynı. Dolayısıyla bu içteki ifadeyi aslında e, ne diyebiliriz? Bir çok değişkenli fonksiyonla bir vektör değerli fonksiyonun bileşiminin, yani bileşim ne demekti zaten? E, bu vektör değerli fonksiyonu getir, çok değişkeni içine yaz, değil mi? O demekti. E, bileşiminin türeviymiş gibi de görebiliriz. İkisi aynı şeydir bu ikisi. Yani şunun yerine, değil mi? Şunu yazabilirim. Onu demek istiyorum. Çok değişkenli zincir kuralına göre. Peki o halde yazalım, bakalım nasıl bir sonuca götürecek bizi. Hemen görmeye çalışalım. Yazarsak eğer integralimiz ne hale gelecek? Görünüm olarak AB aralığında DDT değil mi? E, F, CT, DT böyle bir görünüme kavuşacak. E peki bir fonksiyonun türevinin integrali fonksiyonun kendisini vermiyor muydu? Dolayısıyla bu integralin sonucu direkt olarak fonksiyonun kendisine yani F, CT'ye eşit olmuş olacak değil mi? Ve bunu ne yapacağım? belirli integral olduğu için e, bu aralıkta değerlendireceğim. Yani bu da neye eşittir? F C B, değil mi? T yerine B yazıyorum. Bir de A yazıp birbirinden çıkarıyorum. F C A'ya eşittir. Başka bir şey değil işte. E bu da zaten nedir bakarsınız? C B ne? Yani bu vektörde yani bu parametrizasyonun içerisine bitiş noktasını yazıyorsunuz değil mi? Yani bu da nedir? E, bu da şöyle yapalım bunu da. Eşittir diyelim. Şuradan devam edeyim. Bu da aynı şeydir şununla, değil mi? F'nin içerisine eğrinin eğrinin bitiş noktasını yazarsınız, bitiş noktasını noktasının koordinatlarını ve F'nin iç, içerisine eğrinin başlangıç noktasının koordinatlarını yazarsınız ve birbirinden çıkarırsınız ve o da işte buradaki integral'e eşit olur, değil mi? Bu o demek zaten, şu eşittir diyelim, eşittir diyelim, devam edelim, değil mi? Dolayısıyla bakın, bu sonucu elde etmiş oluyoruz. Yani bu sonuçta zaten yukarıda yazmış olduğum şeyle aynı. aynı. Dolayısıyla kanıtını yapmış oluyoruz. Bu çok önemli bir tespit. Yani bir vektör alanın gradyan alanı olduğunu eğer tespit edersek ve nasıl bir fonksiyonun gradyan gradyanı olduğunu bulursak eğer F gibi bir fonksiyonu bulursak e, bu integralin e, bitiş noktası eğrinin bitiş noktasının koordinatlarını bu fonksiyon içine yaz, başlangıç noktasının koordinatını içine yaz, ikisini birbirinden çıkar. Direkt olarak bu vektör çizgi integralinin sonucunu bulmuş oluruz. E, hiçbir şekilde eğriyle parametrizasyonla bilmem neyle de ilgilenmemize gerek olmaz. Çünkü bu vektör alanı gradyan alanıdır ve de yoldan bağımsızdır diyoruz. İşte kalkülüsün vektör alanları için temel teoremi bu. Şimdi bir önceki e, videodaki örneğimizi tekrar ziyaret edelim. Ve e, şu e, vektör alanı için ne demiştik? İşlem yaptık ve yoldan bağımsız olduğunu gördük aslında. Ama şimdi bunu bu vektör alanın bir gradyan alanı olduğunu göstererek de anlayabiliriz artık gradyan alanı olduğunu gösterirsek de zaten yoldan bağımsız olduğunu çıkarmış oluruz. Değil mi? Dolayısıyla da bu vektör alanı için e, nasıl bir vektör çizgi integrali tanımlarsak tanımlayalım. Tek ilgilenmemiz gereken şey eğri falan değil. Bu eğrinin başlangıç ve bitiş noktası olacaktır. Hatta bir önceki videodaki soruda bu eğrinin başlangıç noktası neydi? -1e 0 ve bitiş noktası da neydi? 1'e e 0'dı ve sonucu ne olarak buluyorduk? 2 olarak buluyorduk, değil mi? Vektör çizgi integralinin sonucunu Şimdi e, bakalım şu vektör alanı bir gradyan alanı mıdır, değil midir? Ne, ne vardı elimizde bunu tespit etmek için gradyan testi var değil mi? Gradyan testine göre neydi? E, şu kısma f1 dersek birinci bileşene, bu kısma f2 dersek ikinci bileşene. F1'in Y'ye göre kısmi türevi, f2'nin x'e göre kısmi türevine eşit olmak zorundaydı. Gradyan testine göre bakalım geçiyor mu bu testten? X artı 1'in Y'ye göre kısmi türevine 0 değil mi? Yani sabit gibi. Y'nin X'e göre kısmi türevine o da 0. Dolayısıyla 0 eşittir 0. Yani bu eşitlik doğru. Gradyan testinden geçtik. Gradyan testinden geçtiysek bu vektör alanı bir gradyan alanı olmaya aday. Peki. bu bu vektör alanı ne diyelim? Gradyanı, gradyanı ee, bu vektör alanını verecek şekilde bir f bulmamız lazım. bir f çok değişkenli fonksiyonu bulmamız lazım. O da ne demek? Gradyan f eşittir. Fonksiyonun x'e göre kısmi türevi ve y'ye göre kısmı türevlerinin oluşturduğu bir vektördür. Bu da ne olsun diyoruz? Eşit olsun. x artı 1 virgül y'ye yani bizim vektör alanımıza. Ki vektör alanımız bir gradyan alanı olmuş olsun böylelikle. Böyle bir f bulalım. Amacımız o. Peki buradaki eşitliği yazarsak ki daha önce bu şekilde işlem yaptık değil mi? Gradyan testini vesaireyi anlatırken vektör alanlarda. Fx, f'nin x'e göre türevi değil mi? x artı 1'i vermeli. f'nin y'ye göre türevi de ne eşit olmalı? y'ye eşit olmalı. Bu iki koşulu sağlayan bir küçük f fonksiyonu bulmaya çalışıyorum amacım o. Ne yapıyorduk peki bunu bulurken? İki tarafın integralini alıyorduk hatırlarsanız. Burada x'e göre integralini alacağız. Bunun x'e göre integralini alırsanız fonksiyonun kendisi çıkıyordu zaten. F eşittir diyoruz. X artı 1'in X'e göre integrali. Bu da neye eşittir? 1 bölü 2 X kare değil mi bu integral? Artı X'e eşit. Artı diyelim tabii bir de e, sabit bir şey olabilir burada. Ona da Y'li bir terim olabilir. Değil mi? X'in gözünden y ye sabit gibidir çünkü. Kısmi türev alırken. Değil mi? Y'li bir ifade olabilir. Bir de aşağıdaki koşulu da yazalım. İki tarafın bu sefer y'ye göre integralini alırsak f eşittir diyoruz. y'nin y'ye göre integrali değil mi? Dolayısıyla bu da 1 bölü 2 y kare artı x'li bir ifade olabilir burada. Belki dx diyelim işte. Dolayısıyla f fonksiyonu e, hem şu şekilde 1 bölü 2 x kare gibi ve artı x gibi bir terimler içermeli ki türevini aldığınızda x'e göre kısmı türevini aldığınızda x artı 1 gibi bir ifade yakalayın. E bir de 1 bölü 2 y kare gibi bir ifade içermeli ki y'ye göre türevinizi aldığınızda y'yi yakalayın. Dolayısıyla fx virgül y fonksiyonu aslında şöyle bu terimlerin hepsini içermek durumunda olduğu için 1 bölü 2 x kare artı x artı 1 bölü 2 y kare gibi bir fx virgül y fonksiyonu kurgularsam eğer bakın bu çok değişkenli fonksiyonun x'e göre kısmi türevini alırsanız x artı 1'i bulursunuz. Y'ye göre kısmi türevini alırsanız da y'yi bulursunuz. Dolayısıyla bu fonksiyonun gradyanı hakikaten buradaki benim vektör alanıma yani f fonksiyonuna işte f vektör alanı eşit olmuş olur. Dolayısıyla bakın böyle bir fonksiyon bulduk. O halde bu vektör alanı bir gradyan alanıdır hakikaten. Ve bu vektör alanı için kurgulanmış bir çizgi integrali varsa sadece başlangıç ve bitiş noktalarıyla ilgilenmem yeterlidir. Yani bu çizgi vektör çizgi integrali x artı 1 virgül y nokta çarpım ds diye gösterilen hadise direkt olarak 1 bölü 2 x kare artı x değil mi? Böyle bir fonksiyon bulabildiysem eğer bunun başlangıç eğrinin başlangıç ve bitiş noktalarında değerlendirilmiş haliyle aynı şeydir sonuç olarak. Deneyelim 1'e 0 değil mi? Bitiş noktası ve eksi 1'e 0'ı yazarsak eğer ki bu fonksiyonda yerine ve birbirinden çıkarırsak 2'yi buluyor olmamız lazım. Bakalım buluyor muyuz? 1'e 0 yazın burada. 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1. E artı 0 değil mi? 1 bölü 2 artı 1 bir olacaktır 1'e 0 yazarsak. Eksi 1'e 0 yazarsak. Eksi diyeceğiz. 1'e 0 yazarsak da 1 bölü 2 eksi 1 artı 0 oluyor. İkisini birbirinden çıkarırsanız da bu işlemi yaparsanız da 2 çıkıyor değil mi? Demek ki bakın hakikaten doğru aynı sonucu bulduk. Ee, dolayısıyla <laughs> kalkülüsün temel teoremi vektör alanları için gayet çalışıyor. Bir tane daha örnek yapalım. Ee, bu bilgimizi diyelim bu bilgimizi artık e, sorularla karşılaştığımızda da ne yap kullanabiliyor olacağız değil mi? Mesela şöyle bir vektör çizgi integrali ile karşılaşırsak 2xy e üzeri y dx artı x kare çarpı 1 artı y e, çarpı e üzeri y dy. Bu bir vektör çizgi integrali değil mi? Vektör çizgi integralinin diferansiyel formu. Artık tanıyoruz yani böyle gözüküyor diye bir vektör yok burada demiyoruz değil mi? Vektör alanı falan yok demiyoruz. Çünkü vektör alanı var aslında. O sadece farklı bir gösterimde gösterilmiş, yazılmış. Bu vektör alanının birinci bileşeni şurası. 2x, y, e üzeri y. İkinci bileşeni de şurası değil mi? x kare çarpı 1 artı y çarpı e üzeri y. Bunu hemen anlayabiliyoruz artık. Tabii ki bu c eğrisini de söylemesi gerekli. Bu integralin sonucunu bulabilmemiz için. C eğrisi de şöyle bir eğri olsun mesela. burada birazcık şey yapalım. Fantazi bir eğri kurgulamaya çalışalım. Şöyle belki de değil mi? Belki de böyle ve şöyle bir eğri. C eğrisi bu. Böyle işte şöyle yönünü de gösterelim. Başlangıç noktası mesela 1'e 0 olsun. Bitiş noktası da belki 2'ye 1 olsun. C eğrisi böyle bir eğri ise bu vektör çizgi integralinin sonucu nedir? Değil mi? Normalde kalkülüsün vektör analizi için temel teoremini bilmiyor olsak ne yapmamız gerekir? Şu C eğrisini parametrize etmemiz gerekir ve ona göre çözmemiz gerekir ki böyle tuhaf bir eğriyi parametrize falan edemeyiz değil mi? Matematiksel olarak yazın, ifade edemeyiz yani. Dolayısıyla burada tek ümidimiz var. O da şu. Şu vektör alanı eğer bir gradyan alanıysa bu C eğrisinin ne olduğuyla zaten ilgilenmeme gerek yok. Sadece başlangıç ve bitiş noktaları benim için yeterli olacaktır. O halde bu vektör alanın bir gradyan alanı olup olmadığını hemen kontrole başlayalım. Ne yapalım? İlk önce gradyan testini yapalım. Şuraya F1, buraya da F2 dersek eğer gradyan testime göre F1'in Y'ye göre kısmi türevi ile F2'nin X'e e göre kısmı türevi birbirine eşit olmak zorunda. E şu F1'in 2X, E üzeri Y bunun Y'ye göre türevi nedir? Şöyle yazabiliriz. 2X çarpı çarpım şeklindeki bir ifadenin türevi var değil mi burada? Y çarpı E üzeri Y'nin türevini düşünürseniz eğer Y'nin Y'ye göre türevi 1. İlk önce birinci ifadenin türevi çarpı ikinci ifade 1 çarpı e üzeri Y değil mi? Artı e, birinci ifadeyi aynen yaz Y çarpı ikinci ifadenin türevi e üzeri Y'nin Y'ye göre türevi e üzeri Y değil mi? Bu ifadenin türevi bu. Şu değil mi? Birinci ifadenin Y'ye göre türevi bu. Peki şunu bulalım. İkinci ifadenin x'e göre türevini bulalım. E burası sabit gibidir y'li ifadeler zaten. x kare 2 2x. onun Onunki gayet kolay. 2x çarpı 1 artı y çarpı e üzeri y olacaktır. Bu iki şey birbirine eşit mi? Galiba eşit değil mi? e üzeri y parantezini alırsak şunu. E, 2x çarpı e üzeri y çarpı 1 artı y oluyor. E bu da aynı şey galiba değil mi? e üzeri y şunun yanına yazın. e üzeri y çarpı 1 artı y. İkisi birbirine eşit. Dolayısıyla testten geçtik, değil mi? Ee, bu eşitlik doğru. Testten geçtiysek eğer, ne yapacağız şimdi? Demek ki diyeceğiz ki bu vektör alanı bir gradyan alanı olmaya adaydır diyeceğiz, değil mi? Demek ki öyle bir, biz e, muhtemel ki öyle bir e, f fonksiyonu bulabiliriz ki gradyanını aldığımızda, yani f x f y şeklinde yazdığımızda şuradaki vektör alanını bulabiliriz değil mi? Böyle bir f, f, fonksiyonu düşünebiliriz gibi duruyor. Bakalım düşünebilecek miyiz hakikaten? x kare 1 artı y çarpı e üzeri y değil mi? Böyleyse eğer ne olacaktır? fx eşittir 2x y e üzeri y'ye eşit olacak. f y de neye eşit olmak zorunda? x kare çarpı 1 artı y çarpı e üzeri y'ye eşit olacak. Böyle bu koşulları sağlayan bir küçük f fonksiyonu bulabiliyor olmam gerekiyor. E, i̇ki tarafın x'e göre integralini alıyoruz. Bu durumda f eşittir ne olacaktır? İntegral 2xy e üzeri y dx değil mi? E, bu ifadenin x'e göre integrali nedir? Bu x kare bölü 2 yazarsanız buraya ikiler birbirini götürüyor. x kare kalıyor sadece x kare çarpı y çarpı e üzeri y değil mi? Böyle bir şey. Artı tabi h'li bir ifade olabilir bu. Y'li bir ifade olabilir. H, y diyebiliriz. X'in gözünden y'li ifadeler sabit gibi düşünüleceği için. Aynı şeyi aşağıdaki için de yapalım. İki tarafın y'ye göre integralini alalım. Bu durumda f eşittir ne olacaktır? İntegral x kare artı. Aman artı değil. x kare çarpı. 1 artı y çarpı e üzeri y dy. Bu integrali nasıl çözeceğim? Y'ye göre. X kare zaten sabit gibi. Bunu dışarıda da düşünebilirsiniz. 1 artı Y çarpı E üzeri Y'nin integralini çözmek önemli. E onu da kısmi integral metoduna göre çözebilirsiniz aslında. E onda bir sıkıntı yok. Yani şunun tabii ki ben uzun uzun yapmıyorum artık. Direkt onun sonucunu söyleyeyim. Kısmi integral metoduyla çözülecek. E bu, bu şu içteki kısmın integrali y çarpı e üzeri y'dir. E x kare de dışarıda var. O halde bu integral de x kare çarpı y çarpı e üzeri y'ye eşit olacaktır. Artı tabi x'li bir terim olabilir burada değil mi? Mesela dx çünkü y'li y'ye göre x sabit bir sayı sabit gibi düşünüleceği için. Dolayısıyla benim f fonksiyonum bu iki koşulda iki görünümü de sağlamak zorunda şöyle bir terim içermek zorunda ki x'e göre integralini al, e, türevini aldığımda şunu bulayım bu ifadeyi. Ve aynı zamanda böyle bir terim içermek zorunda ki y'ye göre türevini aldığımda da bunu bulayım. Gerçi bu iki şey de aynı değil mi? Dolayısıyla fx virgül y eşittir sadece ve sadece e, x kare çarpı y çarpı e üzeri y gibi bir fonksiyon düşünsem. Hakikaten x'e göre kısmi türevini alsanız bu fonksiyonun şunu bulursunuz y'ye göre kısmi türevini alsanız da bu ifadeyi bulursunuz. O halde bakın e, ne ne diyelim gradyanı bu şu ifadenin gradyanı gerçekten e, böyle bir ifadeye eşit olur. Dolayısıyla de böyle bir fonksiyon bulabildik işte demek ki bu benim vektör alanım gerçekten bir gradyan alanıdır. Gradyan alanıdır ve e, ne ne diyelim gradyanı buna eşit olan bir fonksiyonda bu şekilde bulabildiğime göre artık bu vektör alanı için tanımlanmış nasıl bir vektör çizgi integrali olursa olsun e, nasıl bir yani FDS diye kısaca göstereyim bunu nasıl bir çizgi vektör çizgi integrali olursa olsun ne yaparım benim fonksiyonumda yani bulduğum fonksiyon ne x kare ye e üzeri y başlangıç ve bitiş noktalarını yazıp birbirinden çıkarıp bulurum. Ba, ba bitiş noktam ne? 2'ye 1. Başlangıç noktam ne? 1'e 0. E, x yerine 2y yerine 1 yazacağız burada değil mi? O da nedir? 2'nin karesi çarpı 1 yazarsak yerine 1 çarpı e eksi nedir? 0 değil mi? Yani o y, y yerine 0 yazmayacağız. İfade 0 olacak. Eksi 0 dersek 1'e 0 yerine yazdığımızda da 0 oluyor. Bu da nedir? 4 çarpı e'ye eşit olmuş olur. Demek ki bu vektör çizgi integralinin cevabı neymiş? 4 e'ymiş. E, buradaki c eğrisinden bağımsız olarak düşünülebilirmiş diyeceğiz. Ve bu video burada noktalanmış olsun.